Dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi, benzer ve farklı yönlerimle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Durdurun, kendiniz çözün. Daha sonra aldığınız puanları bizlerle paylaşabilirsiniz. Doğru ya da yanlış cevap sayısını. İlk sorumuz, Selin aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi vermiştir diyor bize. Bakalım. Merhaba, ben Helin. Mavi gözlü ve sarı saçlıyım diyor. Çocuklar, bir kişinin dıştan görünüşü, onun göz rengi, kilosu, boyu, saç rengi vesaire, bunların hepsi fiziksel özellikleri arasında olur. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorum, yukarıdaki öğrencilerin benzer yönlerinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Baktığım zaman ben Murat, ben Ahmet diyor, isimleri farklı burada. 10 yaşındayım, 10 yaşındayım. Hayvanları çok severim. Boş zamanlarında kitap okurum. Şimdi göz renklerin burada belli değil ama resimlerden burada anlaşılır. Biri mavi, birisi kahverengiye çalıyor. A seçeneğini eledim. İlgi alanları, birisi hayvanları seviyor, birisi boş zamanlarda kitap okumayı seviyor. C seçeneğini de eledim. Parmak izleri, dünyadaki her insanın, her bireyin parmak izleri birbirinden farklıdır. Bunlar kardeş, hatta ikiz yumurta kardeşleri bile olsun. Ama baktığım zaman ben Murat, ben Ahmet, ikisi de 10 yaşındayım diyorsa bunların yaşlarının benzer bir yönü olduğu söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneği. Bir diğer sorum, aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiziksel özellikler anlatılmamıştır? Fiziksel özellikler, dıştan gördüğün her şey sevgili öğrenci. Arkadaşın dıştan baktığın zaman sen onun göz rengini, saçının uzun kıvırcık dalgalı olduğunu, boyunun uzunluğunu, kilosunu görebilirsin. İşte bu özelliklere biz fiziksel özellikler diyoruz. Mesela boyun 1,20. Arkadaşının boyunun 1 metre 20 santimetre olduğunu dışarıdan görebilirsin. Saçlarının sarı renk olduğunu görebilirsin. 40 kilogram ağırlığında olduğunu fark edebilirsin. Bu da bir fiziksel özelliktir. Köpeklerden çok korkarım, bu duygusal özellikler arasında yer alır. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz, buna göre Seda ve Eda kardeşlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin kesinlikle farklı olduğu söylenebilir? Seda ve Eda'ya bakalım hemen. Merhaba arkadaşlar, biz ikiz kardeşleriz. Birçok özelliğimiz birbirine benziyor. Kesinlikle farklı olduğu söylenebilir. Saç renkleri aynı, farklı da olabilir sevgili öğrenci. Hani bunu boyatırsın, saç rengi değişebilir. Göz rengi farklı farklı renklerde de olabilir. Yani aynı olabilir, çok normal, ama farklı da olabilir. Boy uzunluğu yine farklı farklı da olabilir sevgili öğrencim. Burada bildiğimiz bir şey var ki, ikiz kardeş bile olsalar her insanın parmak izi diğerinden farklıdır. Yani bu kesinlikle söylenebilecek bir şeydir. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorum, ben Murat Kıran, boş zamanlarımda resim yapmayı çok seviyorum. Ben Ahmet Öztürk, basketbol oynamayı ve yürümeyi çok seviyorum diyor. Buna göre Murat ve Ahmet'in bu gibi özelliklerinin hangilerinin farklı olduğu söylenebilir. İlgi alanları, boş zamanlarında birisi resim yapmayı, birisi basketbol oynamayı ve yürümeyi seviyorsa ilgi alanlarının farklı olduğunu söyleyebilirim. Bir numara şöyle bir artıyı ekledik. Kimlik belgelerinin, nüfus cüzdanlarının farklı olması gerekiyor. Birinin ismi kısımda Murat Kıran adı ve soyadında, birinde de Ahmet Öztürk var. O zaman kimlik belgelerinde yine farklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu ikisi farklı olan özellikleri. Bir de 3 numarada da cinsiyetleri diyor. Birisi Murat, birisi Ahmet. İkisinin de erkek olduğunu biliyoruz. O zaman cinsiyet özellikleri aynıdır sevgili öğrencim. Benden farklı olanı istiyorsun. Cevaplarda 3 olmayacak maalesef. 1 ve 2, doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki öğrencilerden hangileri farklı bir bireysel özelliğinden bahsetmiştir? Benim adım Arif, 35 kiloyum. Benim adım Buse, boyum 140 santimetre. Benim adım Elif, resim yapmayı çok seviyorum diyor bize. Sevgili öğrenciler, şimdi baktığım zaman burada Arif ve Buse fiziksel özelliklerinden bahsederken Elif diyor ki, ben diyor resim yapmayı diyor çok seviyorum. Bak, hangileri farklı bir bireysel özelliğinden bahsetmiştir diyor bize. Yani Arif ve Buse fiziksel özelliklerinden bahsediyor ama Elif ise ilgi alanından bahsediyor. Yalnız Elif, doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, bu bilgilerin bebeğin aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıttığı söylenebilir? Bebeğin adı Öztürk'müş. Boyu 53 santimetre, ağırlığı 3.150 gram. Cinsiyeti ise erkek. Yanında yeni doğmuş bir bebeğe ait bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin bebeğin aşağıdaki özelliklerden hangisini yansıttığını söyleyebiliriz diyor. Duygusal özelliklerinden bahsetmemiş. Neyden korkuyor, neyi seviyor?
Bahsetmiyor burada. Yeteneklerinden bahsetmiyor. Kimlik bilgileri. İsim olarak Öztürk demiş ama sevgili öğrencim, boyu, ağırlığı ve cinsiyeti dıştan görünebilen özelliklerdir. Dolayısıyla bunlar biz fiziksel özellikler diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Bir diğer sorum, yukarıdaki öğrencilerin bireysel farklılıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor bize. Sevgili öğrenciler, baktığım zaman bunların göz renkleri farklıdır. Cinsiyetleri erkek de var, kız da var, farklıdır. Saç renkleri farklı farklıdır ama bunlar şimdi bak başlarında bir öğretmen var. Bir ders içerisindeler. Kız olsa, erkek olsa, saç rengi esmer olsa, kumral olsa, sarışın olsa, göz renkleri ela olsa, yeşil olsa, mavi olsa, siyah olsa hiç fark etmez ama bunların hepsi aynı okuldalar. Okulları benzer yönleridir. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz, yüzmeyi çok sevdiğimiz için yüzme kulübüne yazıldık. Buna göre yukarıdaki öğrencilerin bireysel benzerlikleri arasında hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Şimdi duygusal, birinin öfkelendiği, neyi sevdiği belli değil. Dolayısıyla duygusal özelliklerinden bahsetmiyor burada. Yani bu benzer değildir. Bununla ilgili bilgi yok daha doğrusu. Seçeneklerde bir olmayacak maalesef. Birinin olmaması zaten A'nın, C'nin ve D seçeneklerinin eleneceği anlamına gelir. Parmak izleri zaten benzer olamaz. Bütün insanların farklı farklıdır. Burada ikisi de yüzmeyi sevdiği için yüzme kulübüne yazılıyorlar. Dolayısıyla bunun ikisi için ilgi alanlarının aynı olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevabım B seçeneğidir. Ve son sorumuz, yukarıdaki çocukların ortak özellikleri arasında hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Baktığım zaman salıncakta sallanıyor, kayıyor kaydırakta, top oynuyor. Fiziksel özellikler, yetenekler ve oyun oynamaları diyor. Bunların ortak özellikleri oyun oynamayı seviyorlar değil mi? Bunların üçünün de oyun oynadıklarını görüyorum. Fiziksel özelliklerinin aynı olduğunu söyleyebilir misin? Boylar farklı farklı olduğunu görüyorum. Saç renklerinin farklı olduğunu görüyorum. O da olmaz. Yetenekleri derken mesela yetenekleri üçü de piyano çalsa tamam diyeceğim ya da üçü de gitar çalsa tamam diyeceğim. Yetenekler için de ortak özelliklerin aynı olduğunu söyleyemem. Sadece oyun oynamaları cevabım A seçeneğidir.